emekliler için karar verildi. Maaş zammında yeni oran hesaplandı. Emekli maaşlarına yapılacak olan zamda hesapların değiştiği bilgisi kulisleri salladı. Emekli maaşlarına hangi hesaplama sistemi ile zam yapılacak? Türkiye'de emeklilerin yaşadıkları geçim sıkıntıları oldukça yaralayıcı bir hale geldi. Temmuz ayında yapılan zamlar enflasyon karşısında yetersiz kaldı. Bunun üzerine de emeklilerin en çok merak ettikleri konu yılbaşında maaşlarına yapılacak olan zam oldu. Bu konuda farklı farklı iddialar gündeme gelse de emeklileri memnun edecek bir gelişme yaşanması beklenmiyor. Emeklilerin sayısının çok fazla olduğu ileri sürülerek yapılacak olan maaş zamları en düşük seviyelerden hesaplanıyor. Refah payı artışı yine olmayacak. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zamda refah payı artışı yapılmamıştı. Son yıllarda bu artışlar emeklilere verilmiş ve bu bir jest olmuştu. Ancak hükümet son zam döneminde bu zam mı uygulamadı. Emekliler bir sonraki zam dönemi olan Ocak 2025'te refah payı artışı bekliyordular. Ancak buna dair kulislere sızan bilgilere göre emeklilere yapılacak refah payı artışının SGK bütçesini zorlayacağı için bu zamma ekonomi yönetimi karşı çıkıyor. Bundan dolayı emekli maaşlarında yine refah payı artışı olmayacak. Hedef enflasyon sistemine dönüş gayretleri. Sadece emekli maaşlarında değil tüm maaşlarda yapılacak olan zamlarda hedef enflasyon rakamlarının kullanılabilmesi için bir çalışma yapıldığı biliniyor. Şu anda yasal uygulama ile emekli maaş zammı hesaplamasında bunu uygulamak mümkün değil. Ancak yasal bir düzenleme yapılarak sistem değiştirilebilir. Ekonomi yönetimine göre hedef enflasyona göre yapılmayan tüm maaş zamları ekstra enflasyona neden oluyor. Ancak hedef enflasyonun Türkiye'de bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş olması akılları karıştırıyor. Emekli maaş zammında son oran Emekli maaşlarına yılbaşında çok yüksek oranlı bir zam yapılması, bu ekonomik ortamda beklenmiyor. Buna dair bazı hesaplamalar yapılırken enflasyon tahminlerinden en yaklaşık oran hesaplanıp belirleniyor. Enflasyonda Merkez Bankası %38 tahmini yapsa da bu orana ulaşmanın imkansız olduğu Merkez Bankası tarafından dahi biliniyor. Yine Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin üst sınırı olan %42'den hesaplama yapıldığında ise uygulanacak emekli zammı oranı yüksek ihtimalle %17,27 olarak belirlenecek.